Evet, yine bir hafta çarçabuk geçti. Bu kez 16 değil 17 kişiyiz aday olarak bu evde. Bakalım kimler gidecek, kimler kalacak. İnşallah hepiniz kalırsınız her zaman dediğim gibi. Bazen oluyor, nadir de olsa. Gitmeyecekler kesin. Tekrarlayalım onları. Azal'cığım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onurcuğum neredesin? Buradayım. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Haftanın birincileri tabii ki sizlerin oylarıyla. Az sonra korumalar alınacak. İki tane daha elenemeyecek aday belli olacak. Ve daha sonra kimleri göndermek istiyorlarsa gidip tek de oy verecekler. Ama efendim buna karar vermek kolay değil. Gelin haftanın önemli olaylarını bir hatırlayalım. Onlar da kendilerini izlesin. Burada tartışalım. Ondan sonra oylamaya geçelim. Hazır mıyız? Nereden başlayalım? Mesela bu hafta yeni başlayan ama dolu düzgün giden güzel bir ilişki var. Aycan-Onur ilişkisi. O kadar dolu düzgün gidiyor ki Onur birinci bile seçildi. Ama bir Gamze Taşkın faktörü vardı arada. Gamze Taşkın'la Onur'un dışarıda geçirdiği bir vakit vardı. Bu evde biraz ufak da olsa kriz yarattı. Aycan iyi atlattı değil mi? Aycan'ınki önce birazcık üstümüze geldi ama sonunda toparladı. Benim yanımda oldu. O yüzden teşekkür ediyorum ona. Ama sonrasında Gamze Taşkın kontratağa geçti. Evet. İzleyelim efendim, yorumlayalım. Bak. Daha fazlasını bana, yaparsan bana rest çekici hareketler yapma Aycan. Çünkü ben bu şekilde seni düşündürecek herhangi bir hareket yapmadım. Yapmam. Vallahi yapar mısın, yapmaz mısın şu an bir şey demek istemiyorum. Bu sana ciddi anlamda bir uyarım. Tekrar böyle bir şey olsun istemiyorum. Uyarını daha anlamıyorsa karşındaki senin böyle bir şey düşündüğün daha keskin bak, bir şekilde uyarını yap. Ve ya böyle bir şey bir daha istemiyorum ve şunu keskin söyleyeyim. Keskin ne yapayım ya? Allah aşkına keskin ne yapayım? Aramızdaki ilişki arkadaşlar öteye gidemez diyorum. Ne bağır yapabilirim? O zaman. Neye bağırayım ya? Anlamıyor musun ya? Kızım bileği burkuldu diye tuttum. Anlamıyor musun ya? Tutmayacaksın. Bundan sonra ayağı kırılsa da tutmayacaksın. Ben de sana Aycan, bunu söylüyorum. Bu söyleyeceğini her zaman biliyorum. Ben sadece senin ne diyorum biliyor musun? Ben sadece ne diyorum? Çok tatlılar ya. Ne oluyor ya? Çok bağırıyor, bağırmıyor. Nereye gidiyorsun ey? Sana ne be? Ne hakla gidiyorsun sen yavru ya? Ne vasıfla gidiyorsun? Ne vasıfla gidiyorsun? Gamze senin sinirlenebileceğin biri değil demek ki. Bence o bugün yaşadıklarımızı baş başa biz konuşalım. Onur'la konuşuyoruz bu bugün konuyu. Bugün yaşadıklarımızı istersen üçümüz beraber konuşalım. Yani biz seninle beraber simidi bölüşmedik mi Onur? Evet bölüştük. Bir dakika, bir dakika. Biz bir dakika. Çok rahat, çok rahatız. Rahat ol. Eğer geldiğinde ki ben çok iyi biliyorum geldiğimde eğer sana aday gelseydim şu an Aycan bu masada oturuyor olmayacaktı. Ben sana şunu bana söyleyeyim. Senin bana gelmen hiç önemli değil. Benim kararlarım önemli. Ben Aycan'a bir şeyler hissettiğim için şu an beraberiz zaten. O yüzden senin kararların tamam, burada önemsenmiyor. Simit olayı ne biliyor musun? Söyle, acıktım evet, dedi. Ben de centilmen bir erkek olarak tamam mı? Gittim. Haddini bil. Ya saçmalama. Saçmalama. Haddini bil, çekil. Sen sakin olsana. Sen sakin olsana ya. Hayırdır tatlım, ne oldu? Ne yapıyorsun ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Önemsemediğin Gamze için mi kuduruyorsun? Düşünüyorsun? Ne yaptın düşünüyorsun? Ne oldu? Gamze. Biz bir yoldayız, sen bunun farkında mısın? Önemsemediğin Gamze için gider mi? Gider misin bak biz birlikteyiz. Önemsemediğin Gamze yapma, için mi tartışıyorsun şu yapma an? Tamam gel otur, gel. Ben gayet yemek yiyorum gel, burada, dur çatal alayım. Gel. Sen neleri kabul edip bu kıza geldin sen ya? Sen niye üzülüyorsun? Ya şuna bak ya. Sen niye üzülüyorsun? Sen niye üzülüyorsun? Sen neleri kabul edip ya abi ben geldin, bir romantik yemekten derdiniz ne? Boşuna ya. Ben birisi bana istemiyorum dedi. Gökhan'ın peşinden nasıl koştuğunu bilmiyorum. Gamze. Rabia'yı nasıl ağlattığını. Gamze çıkar mısın? Hay bana dokunma çıkar sakın. Rabia'yı nasıl dışarı ağlattığını çok iyi biliyorum çıkar ben. Çıkar mısın dışarı? Gayet ben birisi bana yani istemiyorum demedi ve ben birisinin Allah ilişkisi varken girmedim araya tamam mı? Ya, İlişkileri tabii, yoktu tabii, kimse. Ben senin Rabia'yı hüngür hüngür ağlatıp karşısına geçip de ay çok mutluyum Gökhan'la. Şu an sen ay, çok tamam hadi ben kötü değilim. Benden ne farkın kaldı? Nasıl kaydırdınız? Benden ne farkın kaldı? Nasıl buz pateni yaptığınızı falan çok güzel izledim ben size. Ya sen niye sevgilim diye elini tuttuğun kadın bunların bin beterini yaptı. Sana yazıklar olsun ya. Sana yazıklar olsun. Ya değer mi onun sözlerine? Aycan, ağlama kurban olayım. Bırakma. Ağlama ya, ben senin yanındayım. Sen niye takıyorsun otur şeylere ya? Sen niye takıyorsun? Evet, haftanın birincisi Onur'un ödül yemeği burunlarından gelmiş gibi gözüküyor efendim. Şimdi tartışacağız bu konuyu, tepkileri de alacağız ama önce Aycan'a soracağım. Ne hissediyorsun Aycan? Daha bunlar ödül yemeği dündü değil mi? Dün yaşanan evet, şeyler. Seda Hanım şu şekilde ben orada Onur'u herkesin içinde
çok bir tepki vermek istemedim. Ki zaten Gamze'nin karakterini tanıdığım için, az çok Onur'u da tanıdığım için hani bağlantıyı çözebildim ve baş başayken hani yükseldik, sadece orası verildi, konuştuk. Hani ben teke teken konuşmayı tercih ettim. Birden ne vasıfla gelip bizi bastı, ben onu anlamıyorum ama geldi. Yok öyleydi de böyleydi de, açtı da senin yaptığını yapıyorum pozisyonuna getirdi aklı sıra. Ama birisi bana istemiyorum dediği anda ben onların yanında, hiç kimsenin yanında durmadım. İstenmediğim yerde durmadım. Ondan sonra üstüme o kadar çok geldi ki, siz daha çok azını izlediniz yani. Ben artık belli bir haddeden sonra çıldırdım, ağlamaya başladım. Ya ben senin üstüne yürürken kısmını gördüm, o bile yeterince. Yani yemek yedireyim, şu yapayım, bu yapayım. Gerçekten çok böyle sinirlerim bozuldu yani. Çok kendimi zor tuttum. Şu anda da öyle zor tutuyor gibi bir halin var. İzledikçe sinirleniyorum Seda Hanım, çünkü inanın çok sinir bozucuydu yani. Hani bunu bile isteye yaptığı için daha çok sinir bozucu. Gerçekten Onur'a hissi olduğu için, şey yaptığı için değil. Beni gıcık etmek için yapılan bir davranış. Allah'tan sonra o gittikten sonra biz Onur'la çözdük yani. Peki seni gıcık etmek için yapılan bir davranış madem, sen Onur'un orada çok üstüne gidiyorsun. Ayağını kırsa tutmayacaksın hiçbir kadını filan. Bir erkek ya centilmendir ya değildir. Bak bunu değiştiremez maalesef. Bazı erkekler vardır, masaya oturur, masadaki bütün kadınların sandalyesini çeker, hepsinin paltosunu tutar, hepsinin kapısını açar. Bu senin kocan da olabilir. Değiştiremezsin, bunu böyle kabul edeceksin. Bazı erkekler vardır, kendinden başkasını düşünmez, önden gider. Buna sen de dahilsindir. Yani karısı da. Yani şimdi bu kararı senin veriyor olman gerekir. Sence Onur orada centilmenlikten giriyor. Ben böyle bir erkeğim yani. Kadının bileği burkulursa Selam, tutarım. Açsa simit alırım diyor. Ben yani Onur'un centilmen tavrını çok beğeniyorum, seviyorum. Zaten kadınlara olan saygısı benim en çok ilgimi çekenlerden birisi. Ama bu durumu kullanmak farklı bir durum. Yani bu durumu kullanmak benim canımı sıkar yani. Çünkü Gamze orada o durumu kullanıyor da koluna giriyor. Ya öyle Gamze mi? Bu durumu kullanıyor olsa bile ben buna zaten izin verecek hareketler içerisine girmedim. Koluna sonuçta, girdiğin için konuşuyorum. Sonuçta bak onu. Bana orada gerçekten yine topuklu muhabbeti açacak, komik olacak ama yani orada topukluyla yürürken düşüyordu ve tuttum. Arkasına da acıktım dedi, simit aldım. Bundan sonra kızları sokağa yollarken arazi ayakkabısı giyer. Yani kesinlikle öyle bir şey yapmak lazım. Yani ya orada topukluyla yürünmezdi. Zaten onun esprisiyle de orada bir gülüştük. O gülüşmenin manası da buydu. Yoksa herhangi bir espri yoktu. Yani Ayca'nın rahatsız olacağı herhangi bir şey olmadı Seda. Şimdi her kadın Gamze'nin o sözlerinden tedirginlik duyar. Bayağı flört var işin içinde çünkü. Gamze'ye soralım, Ayca'nın düşündüğü gibi Ayca'na inat mı bütün bunlar? Yoksa Onur'a karşı acaba hislerin var mı? Hayır Seda Hanım, Onur'a karşı tabii ki de hislerim yok. Olsa zaten geldiğim ilk gün söylerdim. Kesinlikle. Hatta benim olurdu Onur diyorsun bir de. Evet kesinlikle, çünkü ilk geldiğimde bana zaten Onur şey demişti, neden ilk geldiğinde söylemedin demişti. Ben öyle düşünüyorum, en azından ilk geldiğimde hani Onur'a aday olduğumu söyleseydim bence bir şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Ama Onur'a karşı şu an ve hani o zamandan beri hiçbir hissiyatım yok. Tamamen Aycan'la ilgili bir problemim vardı ve Aycan bunu hak etti. Aycan'a hak ettiğine sen mi karar veriyorsun? Evet aynen öyle. Hak etmediğim o aynen öyle oldu. Evden çıkarken de demiş ki sen bu evde kötü bir karaktersin. Sen bu evde Onur gelene kadar gayet kötü bir karakterdin. Ben de sana cezanı verdim. Ben kötü bir karakter değildim. Sen şu an melek karakterinde misin? Sen nasıl bir karakter? Aycan asıl şunun altını çiz. Ama herkes hak ettiğini yaşıyor bu hayatta. Ben talip olsam beni alırdı diyor. Bence bu önemli. Senin şu an kendini konumlandırdığın gibi değil mi Gamzeciğim? Aynen öyle. Pardon? Senin şu an kendini konumlandırdığın gibi. Anlatamıyorum galiba. Onur çok üzerine alındın. Sana karşı bir şey hissetmiyorum. Hepsi oyundu. Ben üzerime alınmış olsaydım gelip yemeğimize benzersen üstüne alınır. Alınmam da senin gibi öyle beni tongaya düşürecek hareketler yapan kişilerin. Pardon ama bu yemeğe kimse, bu gezi şeye dışarıya kimse seni zorla çıkartmadı. Ne oyunundan bahsediyorsun? Ne yapacaktın bir dakika şimdi? Kurallar gereği bana dışarı çıkacaksın dediler. Koluma hayır, ben giren sensin. Benle simidi paylaşan sensin. Bir de kalkmış burada hala. Yemek paylaştı diye evlilik teklifini. Neyi paylaşan benim? Ya bir de hala orada konuşabiliyorsun yani. Seda Hanım, simit aldım, verdim ve bana o kadar komik ki bunu anlatmak. Yer misin dedi, dedim ki ben tokum. Yer misin dedi, ben de dedim kırmayayım, aldım ve yemedim simidi. Ya yesen ne olur? Seda Hanım, ilişkisi olan bir erkeğin o şekilde davranması kesinlikle yanlış. Neydi o yanlışlar? Ne yanlış olan ne be? Bir dakika söylesin ya. Neydi o yanlışlar? Gayet sıcak davrandı bana. Gerçekten ben bir kadınım, hissediyorum. Bakın Onur'a bir şey hissetmediğimi söylüyorum ve ben bir kadının neyin ne olduğunu hissediyorum.
Onur kesinlikle bana çok sıcak davrandı. Ama benim amacım burada Onur'u kandırmak değil, Aycan'la uğraşmaktı. Ve ben amacıma ulaştım. Peki benim kötü birisi olduğunu söylüyor zamanında. Pardon, kötü kadın Müzeyyen. Bana mı diyorsun Onur sen? Bence sen geçmişi bir izle, ondan sonra canım, şu koluna takıp gezdiğin sevgiline bak istersen. Canım ben geçmişe sen izlemiyorsun. Ben geçmişe burada koca bir çizik attım. Geçmişi bir izle sen önce, koluna taktın sevgiline bak. Şu an yeni bir gelecek yazıyorum, sen ona bak. Ben şu an çok güzel bir gelecek yazıyorum. Kötü kadın Müzeyyen diyemezsin. Benim burada yazacağım geleceği sen yazamayacaksın. Çocuklar konu bu değil zaten. Benim yaşadığım ilişki gibi de bir ilişki yaşayamayacaksın. Sen anca böyle olaylarda burada böyle karmaşa yaratırsın. Sen burada böyle bir Sen burada oyundan, yalandan, reyting için bir ilişki yaşıyorsan merak etme, ben burada en iyisini yaşarım. Mutlu olamayacaksın zaten. Merak etme, ben burada Onur'da, en iyisini yaşarım. Onur da Aycan da daha önce başkalarına talip olmuş olabilirler, yürünmemiş olabilir. Hatta ciddi ciddi flört edip ayrılmış da olabilirler bu evin koşulları içerisinde. Bu ev bunu gerektiriyor zaten. Bu kadar basit. Yani ha, evlenirken de Seyda hani Hanım, bir görücü usulü evlilikte bile dışarı çıkıyor insanlar değil mi? Evet. Anneleri babaları huzurunda bir nişan söz oluyor, anlaşabiliyorlar mı diye. Ki burada hepsi izleyici önünde. Bunun ne sakıncası var? Seyda Hanım, bana kötü kadın Müzeyyen diyemez. Önce kendi sevgilisine bakacak. O niye kötü ki yani? Neler seni kötülediğin tamam, şey ben çok şu an ne yaptım? Tamam. Ben ne yaptım? Ben neden ya kötü bir kadınım? Ya ben de onun yanıtlarını yaptım. Ben de onun yaptıklarının aynısını yaptım. Şey Onur susar mısın? Konuşuyorum. Şimdi Semih'e de sormak istiyorum. Çünkü o da Gamze Taşkın yüzünden sıkıntılı anlar yaşadı bu evde. Ya vallahi Sedan, ben bugün değişik modum düşük, konuşmak da istemiyorum da yani Gamze hakkında hiç konuşmak istemiyorum hatta yani. Ne diyorsun ama bu olayları, yani bir Onur'un suçu var mı ilişkisi olan bir erkek ya olarak? Ya Sedan, hiçbir şekilde Onur'un suçu yok yani, ilişkisi olan bir insana, bir kadın böyle gözden içine baka baka seni seviyorum dercesine bakıyorsa bu suçu da bırakın da kadında arayalım yani. Tamam, kadın hakları savunuyoruz ediyoruz da bu adamın burada hiçbir suçu yok, bir şey de yaptığı bir şey yok, simidini koparmış insan namına yemiş, ben de olsam ben de yerdim. Abartmaya gerek yok. Prim yapmak için gelmişsin. Gözünü seveyim. Başkalarının ilişkileri üstüne artık prim yapmayı bırak ya. Bırak Aycan yani. Da orada diyor ya, bağırsaydın. İşte iyice sesini yükselseydin. Koluna da girmeseydin, bacağı kırılsa bile diyor. Yok, Aycan orada gereksiz yere Onur'a yüklendi. Hiçbir şekilde ben de olsam düşen bir kadına kaldırırım. Bütün erkekler burada kaldırır. Orada ama Onur'un suçu yok. Bu kız, bu kadın. Ben de kaldırırım yani, erkek olmaya gerek yok. Seda Hanım burada başkalarının ilişkileri üstünden prim yapmaya gelmiş. Benim ilişkim üstünden de çok prim yaptı. Şimdi sıra Aycan'da, onun sonrasında doğru işte. Doğru söylüyorsunuz. Siz o kadar sonrasında insanlarsınız. Gökhan'da olacak. Sizin üzerinizden prim yapıyorum benim ben. Benim sesim evet. O kadar önemli insanlarsınız bak şimdi ki. Gamze buraya gelme amacına. O kadar önemli insanlarsınız buraya ki Semih'siz. Ben sizin üzerinizden işim gücüm yok, buraya geldim prim yapıyorum. Buraya gelme amacına bir dakika Onur. Buraya evet, gelme amacını söyler misin? Çok. Buraya gelme amacını söyler misin? Sen niye geldiysen benim, ben de o yüzden geldim. Benim neden geldiğimi sen çok iyi biliyorsun da senin buraya gelme amacın ne? Sen niye bak, geldiysen buraya ben geldin, de o yüzden geldim. İlk gün ben adayım de yok dedin. Senin kadar ciddi bir şekilde buraya mutlu olmaya geldim. Buraya geldin, ilk gün adayım yok dedin. Onur'a biraz daha bir tık önde dedin değil mi? Evet, niye adayını açıklamıyorsun? Ben bir tık önde diye bir şey söylemedim. Ben Onur'un karakterini beğendiğimi söyledim. Eğer birine bir duygum olsaydı söylerdim ama zaten. Ama ben ilişki girdiğim gibi geniş adamsın dedim. Ya. Beğeni bir duygu. Seda Hanım. İlişki beğeniyle başlamıyor mu aynen yani? Aynen öyle. Bildiğin oynamaya gelmişsin buraya bak şimdi, kıvırma. Gözünü seveyim, kıvırma. Ben sen değilim Semih, sen oynarsın. Hayırdır bak, benim canımı sıkma. Ben dansöz değilim, kıvırmıyorum ha. Asıl sana benimle kıvırmak düzgün yakışır, konuş. Bana değil. Benimle sana düzgün yakışır. Konuş. Ben seninle çok güzel konuşurum da izin ben vermiyorlar, anladın mı? Konuşurum. İzin vermiyorlar yani, olur ben bu. Ben de seninle, ben daha, seninle çok. Evet. Ben bak de kardeşim, gayet düzgün benim konuşuyorum. Üstüme kibar konuşmak yakışmıyor, oturmuyor, anladın mı bana? Tamam. Ben sert bir adamım, tamam. Benim konuşma üslubumda bu şekilde. Sen sert bir adamsan, ben de karşılığını veriyorum. Ama karşında kadın göremiyorum ki ben. Çünkü karşısında hala gülüyorsun var ya. Pişkin pişkin gülüyorsun. Karşında kadın göremiyorum diyorum. Hala pişkin bak, pişkin gülüyorsun. Beni sinirlendirme gülme, tamam. Doğru düzgün şeyler, konuş. Gülme. Doğru düzgün konuş. Ben çok güzel konuşuyorum seninle. Ne diyorsun sen be, karşında ha, kadın göremiyorum falan. Gitti. Zoruna mı gitti? Şimdi mi uyandın? Uyandın mı? Bak dua et, şuradayız. Şş, bana bak. Hayallerine imza atarım senin, canımı sıkma benim ha. Neyse artık yeter, tamam. Ben konu imza atmayayım. Çözümden atmış çıktı. Atmış olmayayım Adnan, sen de Didem kıskanç bir kadın. Ya da her kadının olması gerektiği kadar, bilemiyorum yani, herkesin sınırları ayrı. Sen nasıl yorumluyorsun o yemeği, işte bir haftalık bir ilişkide Onur'un hani düştüğü sıkıntıyı? Ya Sedan, burada Onur'un davranışlarıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama zaten daha yine hanımefendi kendi kendine bazı şeyleri itiraf etti. Siz reyting için aşk yaşıyorsanız ben burada reyting için neler yaparım diyerek zaten yapacaklarını ve ileride yapacaklarını ortaya koymuş oldu. Geçen hafta da son finale 3 gün kala bir şeyler yapmıştı. Bu hafta da yine aynı şekilde alışayım. Ondan dolayı pek Gamze Taşkın hakkında konuşmak istemiyorum. Ama geçen hafta yaptıkları neticesinde elenmek istenen iki gelin adayından bir tanesi oldu. Ya hanımefendi elenmeye çalışıyor. Bakalım. Ya da amacı farklı. Berker?
şimdi hani ortada çok büyük bir olay yok ama fakat bir kadının karşısında bir erkek biraz daha sert, biraz daha ilişkin var diye durduğu zaman karşıdaki kadın zaten ona duygusunu belli etmez. Yani şimdi kötü anlamda söylemek istemiyorum. Ya bunu kötü anlamda de, söylemek istemiyorsun da ben yaptığı, ona zaten gerekli bütün cümleleri söyledim Gamze'nin kardeşim. De, Gamze'nin de yaptığını hoş karşılamıyorum ama karşısındaki insan daha sert, daha tamam yere düşebilir, kaldırırsın ama koluna girmeye gerek yok. Ve gülüp söylemeye orada zaten videoda görüldüğü gibi. Ben yine olsa yine yaparım. Benim tarzım bu. Kaldırırsın ama koluna girmeye gerek yok. Ben bağırmak istemiyorum. Bağırmak da istemem. Ben bu şekilde davrandım. Davranışlarımda da kötü bir durum görmüyorum. Ben zaten arkadaşa da gerekli olan bütün her şeyi söylememe rağmen devam etti. Anlamamak da diretiyor kendini. Sen yeter ki sen kısmetse.